Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu. Son Başbakan Binali Yıldırım yeni sistemin ilk meclis başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi için aday belirleme süreci 600 milletvekilinin yeminiyle başladı. AK Parti eski Başbakan Binali Yıldırım'ı, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprağı, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ı, İyi Parti ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuoğlu'nu aday gösterdi. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister. Hepinizi saygıyla selamlarım. Mecliste seçimler başlayacaktı ki bir itiraz sesi yükseldi. Saadet Partili Nazır Cihangir İslam adının okunmadığını iddia etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday olduğum halde size bağlı olan meclis televizyonu ismini zikretmemişti. Ne dedi bu şimdi? Meclisten böyle bir teamülü yoktur. Tartışma bitti. Oylama başladı. İlk tur yaklaşık bir saat sürdü. Hiçbir aday 3-2 çoğunluğa ulaşamadı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 331 oy. İkinci tur oylamada bir saat sürdü. 584 milletvekili katıldı. İkinci tur oylamada Binali Yıldırım 5 oy fazla aldı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336 oy. Meclis başkanlığı seçiminde düğüm 3. turda çözüldü. 28. Meclis Başkanı eski Başbakan Binali Yıldırım oldu. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy. Bu sonuca göre İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım 3. oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 335 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Gazi Meclisimizin 28. Başkanı olarak şahsımı seçmiş olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Binali Yıldırım, meclisteki yeni dönemin şifrelerini de verdi. Nasıl bir yönetim sergileyeceğini açıkladı. Çalışmalarımızda rehberimiz, milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktı. Yıldırım daha sonra genel kurulda tebrikleri kabul etti. Binali Yıldırım ardından görevi geçici başkan Durmuş Yılmaz'dan devraldı. Bu yeni sistemin benim gördüğüm en önemli getirdiği şey parlamenter sistemdekinin aksine icraatı yapan hükümetin meclis üzerinde tahakkümünü ortadan kaldırmıştır.